Avrupa Merkez Bankası Başkanı yani enteresan açıklamalar yaptılar. Bitcoin hakkındaki açıklamaları medyada büyük yankı uyandırdı. Ya ben böyle şaşkınlıkla seyrediyorum. Bir de sizi dinledikten sonra ya bu insanların bu açıklamalarını böyle bir güleyim mi, ağlayayım mı, ne yapayım bilemedim. Ne dersiniz? Valla ben de duyunca güler misin ağlar mısın hissiyatına kapıldım açıkçası Sami Bey. Şimdi Christine Lagarde dedi ki işte Bitcoin çok spekülatif bir varlıktır, regüle edilmesi lazım. Eyvallah, zaten burada bu programda da biz söylüyoruz yani çok Tabii. fiyatlı, inen çıkan bir varlıktır. Regüle edilmesine de eyvallah ama nasıl ve bu regülasyondan neyi kastettiğini keşke söyleseydi. Ona göre biz de bir şey söyleyebilirdik. Birisi bir şey söyleyip de arkasını getirmediği zaman ben ondan korkarım. Mesela işte yapısal reform deyip de ne yapılacağını söylemiyorsa bir güzellik düşünüyordur yani bir iyilik düşünüyordur karşı tarafı diye çekiniyorum. Şimdi tamam eyvallah Bitcoin fiyatı çok vahşice inip çıkabilen bir yatırım aracıdır. Bunu zaten şimdi bu programda da konuşacağız. Geçen hafta olan olayları fiyat anlamında ve şu anda yani biz yayındayken de oluyor bir yandan ciddi olaylar ve benim bir gözümde ekranda şu anda Evet. Bitcoin'i takip ediyorum. Oradaki gelişmeleri de olursa seyircilerimize yorumlamak için. Şimdi Madame Lagarde tamam çok güzel ama biz bir de sizin yönettiğiniz kuruma bakarsak ne yapıyor diye. Şu anda Avrupa Merkez Bankası dünyada miktar olarak yani miktar olarak en çok parayı basan merkez bankası. Yani havadan sıfırdan para basıp aslında çoktan çökmüş olması gereken işte İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ekonomilere basıp onların faizlerini sıfıra indiren, oralarda olur olmadık balonlar şişiren bir kurumun başındasınız yani bunu söylerken Bitcoin'i spekülatif derken aslında kendiniz dünyanın en büyük spekülatif finansal kurumunun başındasınız. Miktar olarak şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın bastığı para miktarı 8,5 trilyon dolara eş hale geldi. Amerika bile şu anda ki Amerika hep söylüyoruz programlarımızda ben YouTube'da işte Twitter'da da söylüyorum. Artık beni izleyenler bayılmıştır bu cümlemden. Amerika 2008'den sonra 200 yılda bastığı paranın önce 4 katını sonra 7 katını basmıştı. Buna rağmen 7,5 trilyon dolara ulaşabilmişti. Bakın Avrupa Merkez Bankası ne yapmış? 8,5 trilyon dolar. Oransal olarak baktığımızda da yani basılan paranın kendi milli gelirine oranı olarak baktığımızda da dünyada 1 numara İsviçre, 2 numara Japonya, 3 numara Avrupa. Şimdi Avrupa bu kadar artık gemi azıya almış bu sınırsız para basma konusunda ve balon oluşturma konusunda almışken gidip de işte Bitcoin'e spekülatif demesi hakikaten komik oluyor. Regülasyon konusunda ben her zaman taraftarım. Burada söylüyorum. Davalar açıldığı zaman işte SEC şey söylediği zaman işte cüzdanları denetlemek istiyorlar. Tamam. Bence hiçbir sıkıntı yok. Vergi almak istiyorlar. Bence ona da tamam. Her şey ölçüsünde yapıldığı sürece tamam. Ama Madame Lagarde'ın kendisi IMF başkanıyken daha önce de Fransa Maliye Bakanıydı. Oradaki bir iş adamına, Fransız bir iş adamına devletin 400 milyon eurosunu kaptırdığı için, adeta açıktan ödediği için suçlu bulunmuş birisi. Yani suçlu bulundu ama ceza verilmedi. Bu zaten hep böyle oluyor. Yani herkes eşittir. İşte Madame Lagarde ve ekibindeki elitler gibi insanlar biraz daha eşittir gibi bir düzenimiz var ne yazık ki. Finansal kurumlar Bitcoin'i laf eden işte JP Morgan olsun, diğer büyük bankalar olsun hepsi işte yine Christine Lagarde da işte Bitcoin suçlular tarafından kullanılıyor demeye getirdi. Halbuki suçlular tarafından en çok kullanılan bugünkü para birimi kağıt, dolar, euro neyse dir. Yani Bitcoin'in tarihinde yapılan kara para aklamadan daha fazlası bir Danske Bank skandalında yani işte Deutsche Bank ve Danske Bank yani işte Avrupa'nın Hinterland'ında olan bankalar tarafından gerçekleştirildi. Yani bir tek olay.
İşte Libor skandalı, altın, gümüş manipülasyon skandalları, bunları saymıyorum. Bunlar olunca adeta o kadar ufak cezalar veriliyor ki evladım siz bu işleri yapmaya devam edin der gibi cezalar kesiliyor. O yüzden regülasyon eyvallah tamam ama hepsine gelsin. Yani sadece Bitcoin'e değil. Yani başka piyasalarda yapılan manipülasyonlara spekülasyon suç değildir. Spekülasyon çok büyük şekilde olabilir. Yani vatandaşın zarar görmemesi için uyarı yapılır. Spekülasyon var burada dikkat edin diye çok yüksek oranlarda. Manipülasyon ise ki bankalar manipülasyondan yakalanıp o cezaları alıyorlar. Manipülasyon ise suçtur. Yani piyasaya yapay yollarla müdahale etmek vesaire. Ha Bitcoin camiasında manipülasyon da olmuyor mudur? Kesin oluyordur. Yani o merkezi şekilde çalışan borsalarda kesin manipülasyon da oluyordur. Ama sanki klasik finans düzeni son derece temizmiş, burada her şey halledilmiş. Yani Madame Lagarde'ın kendi şahsi geçmişi, hukuki geçmişi dahil sanki her şey sütten çıkmış, ak kaşıkmış da bir tek Bitcoin suçluymuş ya da asıl suçlu Bitcoin'miş gibi davranmak hakikaten komik oluyor. Aslında bunu da artık biz çok ciddiye almıyoruz açıkçası bu piyasayla ilgilenenler açısından söyleyeyim. Mesela o açıklama bir fiyat düşüşü falan getirmedi Bitcoin camiasında. Başka teknik sebeplerle fiyatlar oynuyor şu anda. Tabii nasıl regüle edildiğini açıklasaydı biz de öğrenirdik böylelikle. Evet. Onu da açıklamadığı için zaten evet. Skandal o yani. Yine regülasyonlar alanında önemli gelişmeler oluyor. Yani zaten bu sene regülasyon senesi, yani kanun düzenleme senesi diye bahsetmiştik zaten. İngiltere'de Finansal Kontrol Kurumu, FCA, dedi ki Bitcoin'e veya kripto paralara para yatıranlar bütün paralarını kaybetme riskini aldıklarını kabul etmeliler. Baktığımız zaman evet kripto paralarda özellikle de altcoin'lerde bazı küçük altcoin'lerde düşüş sezonu geldiği zaman yani bu dalgaları döngüleri bilmiyorsanız kripto paralarda düşüş sezonunda yakalanırsanız evet paranızın %90'ını 95'ini kaybettiğiniz olaylar, hadiseler görülüyor. Bitcoin'de de %80'leri aşan 3-4 defa zannediyorum tarihte düşüşler var. Bunlara yakalanırsanız evet paranızın bu miktarda o dönem için erimesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Ama diyelim ki bu düşüşleri hiç umursamadınız ve aradan yıllar geçti, 3-4 sene geçti. Büyük bir ihtimalle o kaybettiğiniz şey de yerine gelmiş oluyor. Yani proje altcoin olarak bahsediyorum. Bitcoin de kesinlikle yerine geliyor. Tarihine baktığımız zaman 12 yılda. Hatta ne kadar 3-4 yıl beklerseniz o kadar da karınızı arttırmış oluyorsunuz. FCA'nın dediği yani bir tarafıyla doğru. Evet çok büyük risk var. Ama ikinci tarafında da Bitcoin'de özellikle yani diğer hani altcoin'lerde bazen proje kapanıyor. Ki o da nadir oluyor. Yani projeler de genelde kapanmıyorlar. Evet. Proje kapanırsa paranızın tamamını kaybedersiniz ve bir daha geri dönüşü olmaz. Ama bir hack olayı falan olmadığı sürece paranız 3-4 yıl muhtemelen maksimumda eski noktalarına gelir.